Batı Ermenistan Cumhuriyeti'nin yeni seçilen başbakanı Garnik Sarkisyan'ın ilk röportajı. Soru: Sayın Başbakan, Kaliforniya'daki Ermeni okullarının kapılarına Türk bayraklarının asıldığını bugün öğrendik. Sizin gündeminiz dışına çıkıyoruz ama kusura bakmayın. Bu konuda sizin görüşlerinizi öğrenmek istiyoruz. Başbakan: Teşekkürler. Gerçekte biliyor musunuz, bu olayın kendiliğinden hiçbir önemi yok aslında ve bu olay bizi bugün var olan gerçeklerden saptırmamalı. Türkiye bugün güçsüz durumda. Batı Ermenistan sorunu olsun basında olsun açıkça hiçbir zaman gündeme getirilmese, bu konu hakkında konuşulmasa bile kendi Ulusal Güvenlik Kurulu'nun bir numaralı sorunu, Batı Ermenistan sorunudur. Fakat kendi içlerinde gizli bir şekilde bu korku mevcuttur. Bu şekilde Türk hükümetinin ne yapmaya çalıştığını anlayabiliriz. Farklı adlar altında toprak ve bölge sorunları yaratmak istiyorlar. Bu bağlamda Türkiye'nin toprak alanlarının Halep, İdlib ve Kamışlı'dan Musul'a genişlemesini kapsayan Misak-ı Milli'ye değinmek isterim. Onlar sözde iddia ettikleri toprak bütünlüğünü sağlamak için ileriye gitmek istiyorlar. O kadar da çok büyük önemi olmayan anlamsız olaylar işte buradan çıkmaktadır. Önemli olanı temel olandır. Bu nedenle ben işgal altında yaşayan bizim vatandaşlarımıza iki söz etmek isterim. Bugün onlar Ermeni kökleri bulunan Türkiye vatandaşıdır ve onlar bunun bilincinde olup kendi öz köklerini tanımak üzereler. Bunun biraz hızlı adımlarla olması gerekmektedir ve bu bilinç gösterisi özellikle Ermeni kökleri olmayan Türk vatandaşlarının da Ermeni komşularının bu durumunu bilinçle karşılamaları arzusundayız. Yoksa bu durum böyle devam etmemeli. Şimdi bütün Ermenistan egemenliğinin onaylanması zamanıdır. Olsun içerideki, olsun diasporadaki Ermenilerin Türk şahıslarıyla, yani Ermeni olmayanlarla hiçbir sorunlarının olmadığını kesinlikle iyi bilmeleri lazım. Aksine bugün Türk bayrağı altında elde edemedikleri hakları gelecekte bizim topraklarımızda, dilde, ifade etmede, serbest basın vesairede bu haklara sahip olarak yaşayacaklar. Bu yüzden kendi Ermeni komşularına anlayış göstermek zorundalar. Tüm Ermeniler bağımsızlıklarını istemeli, egemen devletlerini, yani Batı Ermenistan'ın ve Kilikya Ermenistan'ın tekrardan oluşumunu istemeliler. Bu durumu Ermeni kökleri bulunmayan Türkiye'nin bugünkü vatandaşları bilince çıkarmalı ve korkularından arınmalıdır. Ve böylece sonuçta Türkiye bizim komşumuz olacak. O zaman normal ilişkiler içerisinde bulunabileceğiz. Eğer bunlar olmazsa Türklerle ve Azerilerle komşuluktan ve barışçıl yaşamdan bahsedemeyiz. O andan itibaren Batı Ermenistan ve Kilikya'da barışçıl, demokrat ve istikrarlı bir Ermeni devletinin oluşmasıyla daha fazla ilgilenmeliyiz. Bölgemizde yaşayacak olan halk, bugün Ermenilerin yaşayamadığı korkusuz, tamamıyla rahat, hukuki haklarıyla korunmuş bir hayat sürecekler. Böylece bu anlayış bugün Batı Ermenistan ve Kilikya'nın işgal altındaki topraklarında iki halk arasında yeşermeli ve yayılmalıdır. Ermeniler haklarını aldıklarında her iki halk da böyle bir barışa hazır olmalı ve iki devlet halklar arasında komşu olacak. Ermeniler gelecekte Türk topraklarında yaşamak ve Türkler de Ermeni topraklarında yaşamak zorunda kalacaklar. Bu ilişkiler bugün devlet ölçeğinde ihtiyacımız olan şeydir. Hem Ermenistan Cumhuriyeti hem de Batı Ermenistan ve Türkiye yöneticileri insanları böyle bir uzlaşma ve dayanışma için hazırlamalıdır. Bizim bugün gece ve gündüz aynı yönde çalıştığımız gerçeği önemli bir meseledir ve sizin gösterdiğiniz olaylar ise kendi zayıflıklarını gösteriyor. Orada bayrak asanlar devlet değil, Türk şahıslar olabilirler ve başkaları da olabilir. Yani biz saf değiliz. Türkiye kendi halkına da yalan konuşuyor. Ermeniler büyük bir beladır, Ermeniler bizim için ciddi bir tehlikedir diye kandırıyor.
Ancak böyle bir şey yoktur. Türkler Ermenilerin kendi düşmanları olmadıklarını çok iyi anlamalılar. Ermeniler sadece kendi haklarını geri kazanma hedefi doğrultusunda hareket ediyor ve bunu gerçekleştirecektir de. Bunu anlamaları lazım. Ermenilerin kendi bu amaçlarına ulaştıklarını gördükleri içindir ki bugün Türk yöneticiler ciddi endişeler içerisinde bulunuyor. İsim vermek istemiyorum ama biz kendi amaçlarımıza ulaşmak için başka uluslar gibi davranmıyoruz. Bizim bu amacımıza ulaşmaya herkes, olsun iki halklar ve devlet düzeyindekiler hazır olmak zorundadırlar. Bu kadar. Daha fazla zaman kaybetmeyelim. Sayın Başbakan, görüşünüzü sunduğunuz ve olayı yorumladığınız için teşekkür ederiz.